Nere milletimiz için geldik. Hırslara esir olmadık. Kibirle kalplerimizi karartmadık. Makam sarhoşluğuna kapılmadık. Zaten makamla alakası olmayan tek kişi olarak sarhoş olmam da mümkün değil herhalde. Çünkü biz bugünlere milletimizin teveccühüyle geldik. Biz diye diye geldik. Ağzımdan ben sözünü duymadınız. Biz diye diye geldik. 200 kişilik kurucular kurulu koyduk. En fazla 80 kişi olur. 200 kişi niye oldu biliyor musunuz? Herkes borç çıkardı. Çocuğunun çikolata parasını koyduğunu iddia ettiler. Ve bazılarınız döndü dedi ki ben master paramı koydum. Yahu niye koydun? Biz bu yola çıkarken hanginizden para istedim ki ben? İşte hepiniz buradasınız. Meclise girdiniz geçen dönem milletvekilleri. Genel merkeze para mı istedik sizden? Bugün milletvekilisiniz, sizden para mı isteniyor? Genel merkez yapıldı muhteremler. 15 liralık çöp kutularını aldım ben. O gün bana bu parayı nereden buldun diye niye sormadınız muhterem ve muhteremeler? Niye sormadınız? Nasıl buldun bu parayı? Nereden buldun? Niye demediniz? Çünkü sorumluluk almanız gerekiyordu, doğru mu? Kaçtınız. Ama bugün Meral Akşener'i düşmanlarının suçlamadığı, iftira atmadığı iftiralarla suçladınız. Kahrolun, kahrolun, kahrolun. İşte bu yüzden bizim siyaset anlayışımızın yönü de yolu da pusulası da aziz milletimizin ta kendisidir. Türkiye için vaat ettiğimiz siyaset anlayışımızın temeli milletin kutlu iradesidir. Ve millet iradesinin ölçüsü de sandıktır. Sandıktan çıkan sonuçtur. Şu sandığa gelmeden evvel, yani büyük seçime gelmeden evvel parti içindeki sandıklardan konuşalım. Ben parti kurulduktan, beni genel başkan seçtikten itibaren çeşitli yöntemlerle demokrasiyi oluşturmaya çalıştım. Önce kurultayda iki kere blok liste yaptım. İtiraz ettiniz. Sonra tam hiç insan işaret etmeden şey yaptım. Ne deniyor? Çarşaf yaptım. Bak ne güzel biliyorsunuz. Çarşaf yaptım. Çarşaf listede anahtar listeler çıktı. Seçilemeyenler su koy verdi, cilleklik yaptı, itiraz etti. Seçilemeyenler. Anladım ki o gün benim görevim insan seçtirmekmiş. Benim başka bir hakkım, hukukum yokmuş. Sonra 20 Eylül 2020'de döndüm. 100 kişilik diğer başka insanların da aday olabileceği bir yarı çarşaf yaptım. Onda da kimseyi mutlu edemedim. Orada da çok ağır çirkinlikler yaşadım. Kurultaylar hesaplaşma yeridir. Hesap sormanız, hesap sormam ve hesap verme yeridir. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Herkesin hesap verme yeridir. Öyle çirkinlikler yapıldı ki günlerce uyuyamadım. Burada söyleyemeyeceğim öyle pislikler oldu ki tekrar edemeyeceğim. Sonra gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili olunuyor, yetmiyor. GİK üyeliği isteniyor. GİK oluyor, yetmiyor. Genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim, kadrolarımız sınırlı.
Bırakın da birileri de o görevleri yerine getirsin. Hayır, yok, yok. Sonra altılı masa meselesi ortaya çıktı. Şimdi biz fedakarlık yapan insanlarız ya, Türkiye bizim için önde ya. Genel başkanınız bu konuda her türlü feragatı, fedakarlığı yapan insan ya. Dolayısıyla biz önce bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. En büyük pişmanlığıdır. Buyurun. 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 Hesap yapıyoruz, hesap veriyoruz. Buyurun. Hesap veriyoruz. Savaşmalıydık. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık. 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 Ve 15 milletvekili istedik. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş.